Herkese merhaba. Yeni bir ev inşası videosuyla karşınızdayım ve uzun zamandır ara vermiş olduğum YouTube mecrasına bu proje sayesinde belki kalıcı, belki geçici, bilmiyorum nasıl olacak. Geri dönüş yapmış bulunmaktayım. Bugün bir otel videosuyla karşınızdayım ve bu Sulanya'yı en baştan sona kadar yaptığımız, tek başıma olmadığım ve bir ekiple birlikte ortaya bir iş çıkartmaya çalıştığımız bir proje oldu. İlgililerin isimlerini de zaten hemen şimdi görmüş olacaksınız. Ekranın bir tarafında, artık nerede olduğunu bilmiyorum. Haricinde uzun zamandır yoktum ve video yüklemedim çünkü gerçekten çok yoğun günler geçiriyorum. Kendime vakit ayıramayacak kadar yoğun günler yaşıyorum. Yani şöyle söyleyeyim, 15-16 saate kadar çalışma yaptığımız bir mesai süreci ve bunun her gün olduğunu, son 6 ayımın böyle geçtiğini düşünün. Haliyle çok yorucu oluyor. Ama öldürmeyen Allah süründürüyor. Yıkılmadım ama ayakta da değilim falan gibi çeşitlendirebiliriz. 6 tane odası olan bir otelimiz var bugün. 6 tane odasının dışında bir banyo, aynı zamanda şömine, açık mutfak. Üst katta asma kat, bir yatak odamız var. 6 tanenin 6'sını da tabii ki çekmedim. Çünkü 6 tane odanın hepsi birbiriyle aynı olduğu için siz sadece örnek bir taneyi izlemiş olacaksınız. Tam orta kısımda bir süs havuzumuz olmuş olacak. Önce süs havuzu olarak göreceksiniz, sonrasında onun normal bir sıcak su yüzme havuzu olarak revize edildiğini göreceksiniz. Mesleki deformasyon. Fakat tabii o sıcak su havuzu gibi değil de onu soğuk bir su havuzu gibi düşünmenizi isterim. Çünkü bir türlü normal havuz yapamadım yani, olmadı. İşte orta bölmeyi oydum bilmem ne falan, deniz suyu gelmiş gibi gözüküyor bu sefer. Deniz suyu da nasıl gelmiş, işte çekilmiş gibi gözüküyor, sanki böyle kurumuş gibi. Dedim bu böyle olmayacak, benim buraya bir şeyler sokuşturmam lazım. O yüzden ortaya bir tane sıcak su havuzu iliştiriverdim. Yani şu an bahçeli ve çiçekli, böcekli gördüğünüz süs havuzu birazdan yok olacak. Tool mod kullandım ağırlıklı olarak. Ve gerçekten de çok işe yarayan bir mod. Ben de yeni kullanmaya başlıyorum ama yani çok fazla ayrıntısı yok ama hakikaten hayal dünyanızı nasıl çalıştıracağınıza bağlı bir mod. Güzel çalıştırırsan güzel şeyler çıkıyor. Boş bir şey için çalıştırırsan bir şey çıkmıyor. Ben de birazcık boş bir şeyler için çalıştırıyorum şu ara. Çünkü birazcık daha böyle tutorial seviyesinde, daha böyle başlangıç ve beginner aşamasındayım öğrenmek için. Ama kısmetse önümüzdeki günlerde biraz daha üzerine düşüp bir şeyler yapmaya çalışacağım. Biraz projeden bahsedeyim. Projede 5 kişiyiz. Allah'ım inşallah unuttuğum birisi yoktur ya. Ne olursun sana yalvarıyorum. 5 kişiyiz. Zaten o 5 kişinin isimlerini de açıklama kısmında yazacağım. Eğer videoda göremeseniz bile açıklama kısmında yer alacak o isimler. Ve herkese 3 adet lot düşüyor. Bir kişiye sanırım 2 tane lot düşmüştü. Sadece ev değil, işte ortak alan yapımı da mevcut olacak ve diğer arkadaşların kanallarında da kendi paylarına düşen videoları izleyebilirsiniz. Bir çeşit kalıp video, kolap kalıp bence. Ondan sonracığıma işte böyle bir proje ortaya çıktı. Tabii ben çok daha iyisini yapabileceğime inanıyordum ama YouTube'a zaten ara vermemin yegane sebeplerinden bir tanesi de hızlı hareket sağlayamıyorum. Yani bir eşya ararken mesela o esnada işte ekranı kayda alıyorsunuz ama işte sonrasında sana yol, su, elektrik olarak dönüyor. Montaj yapman gerekiyor. Aa, burada çok vakit kaybetmişim, bunu kırp oluyorsun, işte buraya şunu ekle, bunu yap bilmem ne falan derken YouTube'da rahat işlem yapamıyorum açıkçası. O yüzden zaten YouTube'a ara vermemin ve Instagram'a ağırlık vermemin yegane sebeplerinden bir tanesi de bu durum. Ama işte şimdi böyle bir proje yaptık. Bakalım ne olacak sonuç, bilmiyorum. Yani sonuca bakmıyorum. Yine hobi olarak paylaştığımı ama artık ne çıkacak bilinmez. Aynı zamanda da ortak alanlarımız mevcut.
İşte bir adet spor salonu, bir sauna, duş, bir tane masaj salonumuz, bir tane işte restoranımız vesaire gibi sanırım 4 tane ortak alan var. Aynen 4 tane ortak alanımız var. Apart otel şeklinde yaptım. Zaten öyle ahım şahım 5 yıldızlı otel gibi bir şey çıkaramadım. Çıkarmak için de çok da kendime güvenmiyorum açıkçası. Yani o kolay bir şey değil gerçekten. İşte o aquaparklarda, işte bilmem nelerdi, resort otellerdi vesairelerdi vesairelerdi. Çok vesaire kullanmaya başladım şu ara. Eskiden ondan sonrasında kalıbını çok kullanıyordum. Şimdi de vesaireyi çok kullanmaya başladım. Dönem dönem değişiyor işte. Instagram'a daha fazla ağırlık verdim. Instagram'da evet birçok paylaştığım şey galeride de paylaşıyorum ama burada artık video olarak göremiyorsunuz. Çünkü dediğim gibi yani işte video montajına vesaireye vaktim olmuyor son 6 ayımdan dolayı. Bu nedenle birazcık daha Instagram odaklı hareket etmeyi düşünüyorum. Twisted Maxi'nin Allah razı olsun ondan. Yani çünkü hakikaten çok başarılı modlar, çok başarılı içerik. Bir kere Tool mod, işte ne bileyim UI Cheats de onun değildi galiba. O da çok ayrı bir dünya, da o da çok güzel bir mod. Ama işte bu Better Build mod vesaire gibi modlar sayesinde sağ olsun işimiz daha da kolay hale geliyor. Biz builder'cılar için, builder'cı değil build'çiler için ya da inşacılar için. Öz Türkçemizi ne yapıyoruz? Kaybetmiyoruz. O kadar ağzına sıçtım ki zaten şu an konuşmanın. Bir sürü şey kullandım yani içinde. Yabancı dilde herhalde şu ana kadar kullanmışımdır ama ben mi kurtaracağım Türkçeyi? Aha. Ekran gitti galiba. Kısa bir ekran molası vermiş olduk. Evet, ekranımız sanırım geri geldi. Haricen açık mutfağı daha güzel yapmak istiyordum açıkçası ama alan çok dar olduğu için tek bir sırada işte mutfak tezgahının ve biz Egeliler genel olarak mutfak bangosu dediğimiz için mutfak bangosunun olduğu bir mutfak şeyi oldu. Ne diyorum? Anladınız siz beni. Ya normalde böyle işte şık şıkıdım üstüme bir sweatshirt falan güzel bir şey giyineyim dedim de sonra dedim yani kim uğraşacak deyip böyle çıktım. Bu arada yapmış olduğum arazi Sulanya'daki benim payıma düşen en büyük arazilerden bir tanesi. Yanlış hatırlamıyorsam 30 çarpı 20. Bir tane de sonraki videonun reklamını yapabilirim bence. Bir tane de yazlık ev, bir tane de kafeterya yapacağım. Ya böyle şey, community bir arazi hiç inşa etmemiştim. Yani böyle hep ev üzerinden gitmiştim. Bu da benim için ilk tecrübelerimden bir tanesi oldu. Yani daha önce mesela işte oyunda sadece inşa değil de işte oyunu oynadığım zamanlarda restoran hevesim vardı. Bir restoran yapayım falan, facia çıktı ortaya yani. İğrenç bir şey çıktı. Ne yapacağıma dair hiçbir fikrim yok kafede. Ama bakacağız artık önümüzdeki günlerde. Bu arada yaşlandım ya. Yaşlandık be. Valla. Bak saçlarım falan açılmış. Şuraya bak. Benim bu kadar oyuk değildi saç. Şuraya bak. Bak ne kadar oyulmuş ya. Allah kel bırakmasın. Bırakabilir yani. Yapacak bir şey yok. Yaşla birlikte gidiyor işte bazı şeyler yani. Saçın gidiyor. İşte saçın beyazlıyor. Bilmem ne falan. O yüzden yapacak bir şey yok artık. Kaderimize boyun eğeceğiz. Biraz da genetik ya. Genetik yani. Benim babamın da hafif döküldü. Böyle hafif kaldı ama o da nasıl kapatacağını şaşırmış durumda zaten. Neyse. Tabii siz bu videoyu izlerken yaklaşık bundan bir ay öncesine mi tekabül ediyor? Yaklaşık bir ay öncesinde doğum günümdü. Bir yaş daha atladım falan filan. İşte böyle yaş atlayınca insan yaşlandım mı diye kendini test ediyor. Aynanın karşısına geçiyor. Bakıyor saçım dökülmüş mü, beyazlamış mı, kırışığım artmış mı falan. Bir bakıyorsun hakikaten artmış yani. Zaten ben en son kendimi 23 yaşındayım zannediyordum. Sonra oturdum hesapladım. Bir de korona falan var ya böyle hani hayatın nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Bir baktım abi ben 25'i doldurmuşum. Yani benim yaşımdan haberim yok ki ben
İçinde bulunduğum yaşı unutmuşum, silmişim, yok. Yok yani o 23 de 24 yaşımı hatırlamıyorum. Sıfır. 25 doldu işte. Aynen. Hiç hatırlamıyorum ya. 24 yaşını doldurduktan sonraki o yani geçtiğimiz bu şeye kadarki süreci hiç hatırlamıyorum. O 2 yıl bana 1 yıl gibi geçti. Çok sıkıcı çünkü. Yani rahat rahat dışarı çıkamıyorum hala. Covid'den ötürü. Bu arada bir hafta öncesine kadar da Covid falan geçirdiğimi düşünüyorum. Test mesle yaptırmadım. O varyantlar artık hafifledi bence ya. Çıkıyorum vallahi 101 oynuyorum dışarıda. Alıyorum nargilemi. İçiyorum şeyi. Kivi midir nedir onun karadutlusu var ya. Karadutlusundan. Arkadaşlarla 101 oynuyoruz. Geçen amcanın bir tanesi öksür öksür öksür. Tam okeyle kafalarına çaktım. Elden. Sonra bir baktık amca ölmek üzere falan yani. Hani dedik ki çıkalım. Yoksa sıçtık yani bize de gelecek falan. O yüzden çıktık mekandan. Ama artık eskisi kadar dikkat falan etmiyorum ya. Yani aman demiş vaziyetteyim. İşte şehir dışına çıkıyorum. Uçak ya uçak. Ben Covid dönemi hiç uçak kullanmadım. Hiç toplu taşıma kullanmadım daha doğrusu. Bir gün arabam bozuldu sadece. Toplu taşıma kullanmak zorunda kaldım o dönem. Neyse işte uçak şey kafası var bende de. Tamam bileti alırken adamlar E-Devlet'le entegre bir şekilde senin HES kodunu görüyor olabilirler. Yani buna bir lafım yok ama ya bir tane yerde mi sormazsın ya? Bir tane yerde. Ve şey yani hani insanlar şey yapmamışlar hani üçerli üçerli koltuk ve ortayı boş bırakmamışlar ve şey yani hani kaç kişidir bir uçak ya? Hiç araştırmadım ama onca insanın havaya vermiş olduğu o nefesin sirkülasyonunu düşünemiyorum ve bir tane Allah'ın kulu da HES kodu falan sormadı. Tamam bilette vardır diyelim. Nereden biliyorsun benim bileti aldıktan sonra uçak tarihine kadar Covid olmadığımı ve test vermediğimi? Ateş bile ölçülmedi ya. Ateş falan ölçer insan. Hani böyle şey, o cihazlar çok fazla bir şey değil. Ateşini ölçer. Sıfır. Ateş mateş de ölçülmedi. Biz küt diye oturduk. Gittik. Bilmem kaç kişiyle. Vardıktan sonrası da çok komik. İndim. İzmirli olanlar bilir. Uçakla ulaşım çok kolaydır İzmir'de. Çünkü metro gibi bir şey var orada. İzban. İndim abi. İşte şeyi bekliyorum. İzban'a bineceğim. İzban'ın artık şey diye düşünüyorum hani. Gittiğimde gişeden geçerken turnikeden hani illaki birisi bana HES kodu vesaire bir şey soruyordur diye düşündüm. Gittim. Hiç kimse bir tek bir Allah'ın kulu HES sormadı. Dedim ki zaten Adnan Menderes'ten çıkanlar, havaalanından çıkanların HES kodu olduğunu tahmin ettikleri için sormuyorlardır dedim kendime. Neyse İzban'da da aktarma yaparsınız gitmek istediğiniz yere gitmek için. Halkapınar ve Hilal aktarmalarıdır bunlar, ara duraklar. Neyse ikisinden biri, şu an net hatırlamıyorum, bir tanesinde indim. Şey kafasındayım, hani Adnan Menderes'e sormayan adam niye burada sorsun? Ulan aktarma yapacağım, bu sefer turnikede kartlara HES kodu yükleme olayı gelmiş. HES kodunu onaylatıyorsun, karta yüklüyorsun. Kartla HES kodunu eşleştiriyorsun. Benim Adnan Menderes'te yolcu olarak geldiğim ne malum. Belki çalışanım. Belki başka bir şekilde bindim. Belki farklı bir şekilde binip geliyorum. Yani belki uçakla gelmedim ve HES kodumun doğrulanmadığı bir ihtimal, olasılık daha yüksek. Neye dayanarak? Ve Adnan Menderes'te ben o işi yapmadım. Karta HES kodunu aktive etme olayını. Hilal durağında bana yaptırıyor. Bu da kamu spotum olsun. İzmir'deki şikayetçi olduğum tek konu. Neyse. Birazcık şu boğuldum gibi oldum da şöyle açayım bari. İlginç ya yani Covid ile ilgili alınan önlemler de ilginç. Gevşemiş olmamız da çok ilginç. Ben de gevşedim tabii ki. Genel olarak ama doğru bir noktaya kadar doğru buluyorum yani. Komple bulmuyorum. Şimdi göz göre göre de havaalanında HES kodu sormamazlık yapma yani. Hani kafelere de girerken ateş ölçümü yap yani zorunlu tut ne olacak yani. HES kodu sor kafeye otururken ben HES kodu soranı görmüyorum kafe restoran. Ama sorsan şey biz bayağı iyiyiz yani Covid'de falan filan yani. Hoş öyle de diyen yok ama. Ama bu yeni varyantlar şey ya yani herhalde böyle böyle mesela ben de hasta olduğuma inanıyorum son bir haftadır. Salya sümük gezdim ve test vermedim.
Ama test vermeme sebebim dışarı çıkmadığımdan eminim. İş hariç. Zaten benim iş yerimde test bile versen gitmek durumunda kalabiliyorsun. Öyle saçma bir durum söz konusu. Ama şey, yani bence böyle böyle işte varyantlar, işte yok mikronla omikron, yok del mikron birleşti, delta ile mikron birleşti, omikron oldu, yok del mikron oldu, zattır zuttur bir sürü varyant çıktı. Bunlar böyle birleşe 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 etkisini kaybedecek herhalde. Yani inşallah öyledir. Bilmiyorum, sıfır bilgi %100 iddiayla konuştum şu an ama umarım öyledir. Yavaş yavaş videonun sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Tahminimce 17. 18. dakikada hızlı ev turu olacağını düşünüyorum. Ve hızlı ev turu için hiçbir zaman video çekemedim. Çünkü video çekmeyi bilmiyorum. Çekebilsem de buna vakit bulabileceğimi düşünmüyorum. Böyle kısa kısa videolar falan. Ha, bu arada stop motion geldi aklıma. Keşke stop motion yapabilsem ama o da ayrı bir dünya. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmadıysanız, işte o önerilenlerde falan denk geldiyseniz abone olmanızı rica ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmanızı ve yorumlarınızı yazmanızı rica ederim. Her ne kadar klişe de olsa. Kalıcı bir dönüş mü, geçici bir dönüş mü zaman gösterecek. Şu an için kalıcı bir dönüşe niyetim yok ama bakalım. Aynı zamanda da böyle bir ekibin parçasında böyle bir renovasyon demem doğru olur diye düşünüyorum. Evet. Böyle bir renovasyon içinde bulunduğum için de çok mutluyum. Güzel bir projeydi. Tamamı Türk Simurlardan oluşan 5 kişilik bir ekibin. Allah'ım inşallah 6 değildir. O 6.'yı da unutursam. 5 de, al kendimle birlikte 6. mıyım acaba? Neyse. Yemeğe falan da gidiyoruz. Böyle organizasyonlar yapıyorum iş yeriyle ilgili. Herkesin yemek menüsünü falan, her şeyi, listeyi söylüyorum işte varmadan önce. Öğle arası için gidiyoruz. Herkesin yemeği geliyor. Kendi yemeğimi unutmuşum. Neyse. Güzel bir projenin, böyle tatlış bir projenin parçası olmak beni çok mutlu etti. Muhtemelen siz bu videoyu izlerken birer hafta aralıklarla diğer arkadaşlarım da ben de diğer lotlarda yapmış olduğumuz inşaatları paylaşmış olacağız. Onların da isimlerini hem açıklama kısmına hem de videonun başında bahsettiğim kısma, söz vermeyeyim ama, bırakmayı düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarla, yeni içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, çok da azıtmayın ve hoşça kalın. Görüşürüz. Something that is stopping me now. Oh.